Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle terbiyeli tavuk suyuna şehriye çorbası hazırlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Genellikle çay saati tarifleri paylaştığımda böyle yemek tarifleri, menüleri paylaşmamı da çok istemişsiniz. Ben de bunun üzerine ara ara sayfamda bu tarz tariflere yer vermeye devam edeceğim. Tarifimiz ilk olarak 2-3 yemek kaşığı sıvı yağını tenceremizin içerisine alalım ve 1 çay bardağı tel şehriye kullanıyorum. Bunu ekleyelim. Kısık ateşte tel şehriyelerin rengi dönene kadar kavuralım. Aman başından ayrılmayın. Şehriyeler birden kavrulup yanmasınlar. Şöyle şehriyelerin rengi hafif döndükten sonra ocaktan alıp üzerine su ekleyeceğim. Yaklaşık 2 su bardağı kadar su ekledikten sonra şehriyelerin kabarmasını sağlayacağım. Şehriyeleri önceden kavurursanız çorbanızda kesinlikle lapalaşma, topaklaşma olmayacaktır. Mutlaka bu şehriye kavurma yöntemini deneyin. Hem de çorbanıza farklı bir lezzet veriyor. Şehriyeler kaynarken biz de terbiyesini hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı tepeli bir şekilde unum var. 1 tane yumurtanın sarısını kullanıyorum ve kıvamını açmak için yarım su bardağı kadar da su ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı da sulu bir şekilde yoğurdum var. Bunu ekliyorum ve çırpıcı yardımıyla hiçbir şekilde topak kalmaması için çırpacağım. Yumurtanın çok iyi çırpılmasına dikkat edelim. Akını kullanmıyorum. Sadece sarısını kullanacağız. Kesilmemesi için şöyle 2 yemek kaşığı kadar da limon sıkalım. Tuzunu ilave edelim. Daha sonra çorbamızın terbiyesini şehriyelerle buluşturacağız. Şehriyelerimiz kabardıktan sonra artık terbiyesini verip çorbamızı hazırlayabiliriz. Kesilmemesi için şöyle 2 kepçe kadar sıcak sudan alacağım. Terbiyesini ılındırmış olacağım. Böylece kesilmeyecek ve sürekli çırparak, aynı yönde çırparak çorbamın terbiyesini şehriye ile buluşturuyorum. Ocağa alacağız ve içerisine tavuk suyu ve tavuk ekleyeceğim. Ben genelde buzlukta bulundurduğum için direkt olarak ekleyeceğim. Ama sizler eğer tavuğu önceden haşlayıp kullanmak isterseniz bunu da bu aşamada ekleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim sizlere de. Burada da yaklaşık 2 su bardağına yakın tavuk suyu ve şöyle 1 kase kadar tavuk eti var. Kaynamakta olan terbiyenin içerisine bunu salacağım ve eriyene kadar kaynatacağım. 1-2 taşım kaynadıktan sonra çorbamız hazır olacak. Mutlaka deneyin. Özellikle kış aylarında çocukların çok severek yiyeceği nefis bir çorba. Tabii sizler için de öyle. Karabiber ve limon sıkarak servis edebilirsiniz. Umarım deneyecek olanlar da bu tarifi beğenirler. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve önerileriniz, fikirleriniz varsa yorum kısmında bana belirtmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara ve yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayanlar varsa da bu videodan hemen sonra ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşene dek hoşça kalın.